Ben birkaç kişinin daha gelmesini bekliyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. İnşallah hepinizin sağlığı sıhhati yerindedir. Evet, ben İpek hocamızı hemen yayına alıyorum. Kendisi davet göndermiş. Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Doçent Doktor İpek Özmen hocamızı aldım yayına. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Sizi gördüm daha iyi oldum. Heyecanlıyım sizi karşımda gördüğüm için. Ben hemen Oktay Bey'i de yayına alacağım. Akciğer nakilli Oktay Bey'i de hemen bekletmeden onu da yayına alacağım. Davet gönderdim Oktay Bey'e. Evet. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi Nasılsınız? akşamlar. Teşekkür ederim. İyiyim. İnşallah siz de iyisiniz. Şükürler olsun. Ben de iyiyim. Ben sizi canlı yayında bırakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Sorularınız olursa bize yazabilirsiniz. Ben takip etmeye çalışacağım ve hocamıza ve Oktay Bey'e iletmeye çalışacağım. Hocam ben sizi baş başa bırakıyorum Oktay Bey ile. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben yayında olacağım hocam. Sizi öyle bırakamıyorum yani burada olacağım. Tamam. Tamam, merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Derneği için bu nazik daveti için. Oktay Bey'e de teşekkür ederim. Rica Böyle ederim. bir söyleşide eşlik edeceği için. Ben göğüs hastalıkları uzmanıyım. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık bir 5 yıldır da pulmoner rehabilitasyonla ilgileniyorum. Bir servisimiz var, pulmoner rehabilitasyon servisi. Orada görev yapmaktayım. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar diyeyim. Oktay Bey, sizi tanıyalım isterseniz. Ben Oktay Yüksel, 52 yaşındayım. 2018 yılında akciğer nakli oldum. Tabii daha evvelinden 3 sene pulmoner rehabilitasyona devam ettim. Nakilden evvel ve nakilden sonra da bir müddet daha devam ettim. Evet. Oktay Bey, hastalığınız neydi? Sizi Hastalığım nakliye götüren. benim hastalığım 2007 yılında yine Süreyya Paşa'da Rehabaran koymuştu. Sarkoidoz tanısıyla hastalığıma teşhis koymuşlardı. Tabii daha sonra tedaviden devam ettim. 2011 yılına kadar gayet iyiydim. 2011 Evet. yılından sonra hastalığım gitgide ilerlemeye başladı. 2013'ten sonra nefes alıp vermekte zorlaşmaya başladım. Yani Evet. tanım sarkoidozdu. Evet. Sizi o nakile götüren süreçte yaklaşık olarak bir 10-11 yıl olmuş galiba, değil mi? Evet, evet hocam. 11 yıl gibi oldu. 2013'ten sonra ağırlaştığım zaman Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmeye başladım. Evet. Orada bir profesör buldum. Onun tedavisiyle biraz devam ettim. Ve ilk 2015 yılında nakil listesine orada girdim ben. Ama Evet, sonra evet. 2015 darbe girişiminden sonra oranın ruhsatı iptal edildi. Ve orası Çapa'daki doktorlar beni Süreyya Paşa'yı size yönlendirdiler pulmoner rehabilitasyon için. Ve direkt oradan sizin hastaneye geldim Süreyya Paşa'ya. Evet. Pulmonere. Pulmoner rehabilitasyondan da bahsedelim. Pulmoner rehabilitasyon nedir diye. Ben şöyle özetleyebilirim. Pulmoner rehabilitasyon, kronik akciğer hastalığı olan hastalarımızda, kişilerimizde aldıkları ilaç tedavilerinin yanında başlıca egzersiz temelli, ama sadece egzersiz değil, aynı zamanda kişinin sosyo-psikolojik durumunu değerlendirip bir belki psikolojik destek veren, beslenme durumunu
değerlendirip buna destek veren, aynı zamanda hastalık eğitimi, hasta yakınlarıyla da iletişim kurup bir hastalık sürecini kişi için daha kolay geçirmesini sağlayan, aynı zamanda egzersizle birlikte hayatta daha bağımsız olan yaşam kalitesini arttırmayı içeren bir programdır. Sadece hekim yoktur. Aynı zamanda başlıca diğer bileşimde fizyoterapistlerdir. Olmazsa olmaz bileşeni. Diğer taraftan bir diyetisyen, psikolog, eğitim hemşiresinden oluşan bir ekip çalışmasıdır açıkçası. Pulmoner rehabilitasyon programı dediğimiz zaman da bir süreçten bahsediyoruz. 6 veya 8 haftalık bir program oluyor. Hastaneye gelip hastaların egzersiz programlarını haftanın belirli günleri aldıkları ama aynı zamanda aralıklarla kontrollerin, takiplerin de devam ettiği bir program, bir süreç. Bu sürecin sonunda da hastalardaki kazanımların devam etmesini istiyoruz. Yani orada bir programda bir takım davranış değişiklikleri amaçlıyoruz. Onunla devam etmesini amaçlıyoruz. Kronik akciğer hastalığı olan bireyler faydalanabilirler. Oktay Bey'de kronik akciğer hastalığı vardı. Hem de akciğer nakil adayıydı. Akciğer nakle öncesi başladık değil mi Oktay Bey? Evet, ben 2015 yılında başladım sizin oraya pulmonere ve nakil olduğum güne kadar da devam ettim. 3 yıl evet. Devam ettim. Ve ben bir de benim mesafem 70 kilometre uzaktan geliyordum ben. İlk bir sene haftada iki defa geldim. Son iki senemi haftada bir gün devam ettim. Ama hiç aksatmadım. Yani ben, siz iyi bir hastaydınız. İyi çalışan evet. Ödevlerini yapan. O yüzden bir haftada bir günde gayet güzel evet. Devam ettiniz. Evet. Evet, ben zaten ilk başladığımda 5 hafta sonra nefes alıp vermeyi öğrendim sizin orada. Yani biz daha evvel nefes alıp vermesini bilmiyormuştuk. Evet. Peki da, neler kazandırdı pulmoner rehabilitasyon size? Bir de öncesinde yaşadığınız sıkıntılar neler? Neler değişti? Öyle sorayım. Ben pulmoner rehabilitasyona başlamadan evvel yani bir çorap dahi giyemezdim ayağıma. Banyoya girdiğim zaman banyoda duramazdım. Yani evin içinde dahi hortumla, oksijen makinesiyle dolaşıyordum. Ama pulmonere başladıktan sonra hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Yani hareketlerimi rahat yapmaya başladım. İstediğim şekilde evin içinde dolaşabiliyordum. Nefes egzersizlerini öğrendim. Yani bilmediğimiz birçok şey vardı. Birçok şeyi sizin sayenizde orada öğrendik. Hocam peki. Burada birkaç soru sorabilir miyiz yine bununla ilgili? Tabii ki. Tabii. Şimdi birçoğumuz küçük yerlerde yaşıyor ve tabii ki bulunduğumuz illerde pulmoner rehabilitasyon merkezleri yok. Hatta dün akşam bir arkadaşım aradı, dedi ki ben dedi herhangi bir fizyoterapistse bunu yapabilir miyim dedi mesela. Böyle pulmoner rehabilitasyon aslında bir program. Yani önceden mutlaka hekim değerlendirmesi gerekiyor açıkçası. O yüzden de şu anda büyük hastanelerde, dal hastanesi olan göğüs hastalıkları hastanelerinin hemen hemen hepsinde var. Ama tabii ki içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önüne almak lazım. Ona göre bazı değişiklikler açıkçası yaptık. Hala da devam ediyor tedbirler. Dolayısıyla da bunları göz önünde bulundurmak lazım. Fizyoterapist evet programın bir parçası ama hekim değerlendirmesi oldukça önemli. Bulundukları şehirlere göre büyük hastanelere öncelikle başvurup göğüs hastalıklarında uygunlar mı değil, uygunluk açısından da bir değerlendirmemiz gerekiyor açıkçası. Mutlaka kardiyak bir değerlendirme, mutlaka o testlerimiz, muayeneler gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla öncelikle göğüs hastalıkları uzmanlarına görünmelerinde fayda var. Evet, belki onlar bu iletişim için bir köprü oluşturabilirler. Evet, yine izleyicilerimizden Hacer Hanım da sormuş ki online olabilir mi diye. Bu durumda tabii ki ilk önce bir size gelmek gerekiyor. Şöyle, onunla ilgili bazı temeller var aslında, planlar var. Pandemi süreci nedeniyle hayat biraz tele tıp yönünde ilerliyor. Bazı altyapı çalışmaları var ama hiç görmeden başlamak değil, önce hastayı birebir gördükten sonra
bu plana geçmek daha uygun olacaktır. Yani erken daha düşünüyorum diğer dediğiniz için. Peki. Teşekkür ederiz. Bu nakil adayları için de ne diyebilirsiniz Oktay Bey? Nakil öncesi pulmoner rehabilitasyon süreci için. Nakil öncesinde yani pulmoneri eğer hastaneler şu anda birçok kişi gidemiyorlar. Yani birçok yerler kapalı. Ama evde kendileri yani ufak ufak da olsa yani yürüme hareketleri. Çünkü evde şu anda herkesin evinde oksijen makineleri var. Birçoğunda evet. Var nakil ve nakil adaylarında var. Evde ufak adımlarla da yapabilirler. Ağırlık çalışmaları, kas geliştirmek için bunları da yapabilirler. Ve faydasını da görürler. Eminim ki görürler. Çünkü ben hastaneye gitmediğim zamanlar evde kendim çalışıyordum. Tabii bunların evet, en büyük evet. Şahidi de Cemal abiyle Derya'dır arkadaşımız. Bunlarla biz hep beraberdik. Yani pulmonerde de hep beraberdik. Pulmoner dışında da beraberdik ve şu anda hala da beraberiz onlarla. Sizin yani aslında sosyal desteğinizi sağlıyorlar aynı zamanda. Bir aile evet. Oldunuz değil mi? O da aslında evet, işin artıları. Evet hocam, tamamen biz artık aileyiz. Ailecek de gidip geliyoruz birbirimize. Hep görüşüyoruz onlarla da. Evet, siz aslında yani, diğer hastalara da çok yardımcı oluyorsunuz, çok destek oluyorsunuz. Ben onlarla ilgili soracağım. Şeyi de sormak istiyorum. Nakil öncesi, nakil sonrası hayatta neler değişti? Biz sizin nakil sonrasında kısa bir süre sonra hemen rehabilitasyona almıştık ve gayet çok da güzel ilerlemiştiniz. O süreçte evet. Neler hissettiniz? Öncesinde rehabilitasyon programına dahil olmak size neler kazandırdı bu süreçte? Bana çok şey kazandırdı rehabilitasyona katılmam nakilden evvel. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben 15 günde taburcu oldum nakilden sonra. En büyük avantajım oydu benim. 15. günü beni taburcu ettiler. Evet. Bu neyin yararıydı? Nakilden evvel rehabilitasyona katılmam ve sürekli çalışmam, kas gücümün yerinde olması, yani ciğerimi, eski ciğerimi çalıştırıp nefes alıp vermem gayet iyiydi. Yani birçok şeye bana faydası oldu. Yani olmadı desem yalan söylerim. Nakilden sonra da çok büyük fayda gördüm. Çok çabuk ayağa kalktım hastanede. Çok çabuk yürüyüşler yaptım. Çok çabuk oksijenden ayrıldım. Gayet de rahattım. Kas kuvvetim de yerindeydi. Yani çok rahattım. Şimdi neler yapıyorsunuz Oktay Bey? Şimdi günlük yaşantıma geri döndüm. Her gün çalışmasam da haftada 2-3 gün çalışıyorum, işime gidiyorum. Yani sosyal yaşantıma devam ediyorum. Hiçbir şeyden de eksik kalmıyorum. Tabii bu pandemi sürecinde biraz kısıtlandım. Ama arkadaşlarımla buluşuyorum, geziyorum. Yani arkadaşlarımla derken bizim kendi nefes grubumuzdaki arkadaşlarla, yani bu rehabilitasyona katıldığımız arkadaşlarla, nakil olanlarla. Yine hep birlikteyiz. Sosyal mesafeyi koruyarak, dikkatli bir şekilde. Yani sosyal yaşantıma devam ediyorum. Evet. Akciğer nakli süreci için ne dersiniz? Bir de akciğer nakil adayları için de siz bayağı bir programlar oluşturuyorsunuz, hazırlıyorsunuz. O konuda destekleriniz oluyor. Evet, bayağı aktifsiniz. Evet, biz o konuda çok aktifiz. Daha da çok aktif olmak istiyoruz da işte şu pandemide bayağı bir kısıtlandık. Hatta 2019 senesinde bir kahvaltı organize etmiştik. Sizin de katılımınız, komple ekibinize katılmıştınız. Yani birçok şeyler de var. Niyetimiz bu yazın inşallah tekrar devam edeceğiz öyle bir etkinliklere. Yani daha iyi olacak. Yani akciğer bekleyen arkadaşlıklarımıza ben hiçbir zaman ümitlerini yitirmemelerini söylüyorum. Yani her şeyde bir hayır vardır. Ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. İnşallah bu pandemi bitecek. Bitmese de azalacak. Nakiller çoğalacak. Yani ben 14 ayda çıktı bana nakil. Yani ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hep bekledim ben nakil olacağım ve normal hayatıma tekrar geri döneceğim diye hep öyle ümit ettim ve ümidim de gerçekleşti. Şu anda da gayet sağlıklıyım. Yaşantıma devam ediyorum. Yani bu hocam yani. Oktay Bey'e bir soru gelmiş. Onu sorabilir miyim?
Araya giriyorum hocam, kusura bakmayın. Rica ederim. Oktay Bey 3,5 yıl akciğer beklemek nasıl bir duyguydu diye soru sormuşlar. 3,5 yıl ben şöyle, evet, 2015'te çapada girdiğim zaman bir seneden fazla çapada bekledim. 1,5-2 yıla yakın bekledim. Ruhsatları iptal oldu. Ve ben beklemeye devam ettim orada. Bilmiyordum. Sonra ben oradan dosyamı aldım. Erdal hocama geldim. Erdal hocam ben dosyamdan geldiğimin ertesi günü beni hemen hastaneye yatırdı. Yani 3,5 yıl bekledim. Gayet iyiydi. Yani hiç yılmadım ama. Hep ümitle bekledim. Yani bana bugün çıkacak, bugün çıkacak. Akşam yatarken diyordum bu gece bana telefon gelecek. Bu gece telefon gelecek. Hatta bir salı günüydü. Yine pulmonerden geldik. O gün resim çekildik. Rüyanım vardı. Kulakları çınlasın. Yine Derya vardı. Cemal abi vardı. Toplu resim çekildik. Ve dedim ki bu akşam bana nakil çıkacak dedim. Ben dedim yarın dedim görüşemeyiz dedim. Ve o gece saat 1:30'da eczanım aradı beni. Nakil için. Ve o gece ben nakile gittim. Yani öyle de bir şeyimiz oluydu. Yani ümidimi kaybetmedim. 3,5 yıl bekledim ama hep ümitle bekledim. Öyle söyleyeyim. Pulmoner rehabilitasyon için ne dersiniz? Hastalar önermeniz nasıl olur? Valla pulmoner rehabilitasyon hocam imkanları olduğu müddetçe her zaman gidilsin. Gidilsin ki nakilden evvel de rahat ederler. Nakilden sonra da çok rahat ederler. Çünkü ben çok faydasını gördüm. Yani ben nefes almasını bilmiyordum. Sizin sayenizde pulmonere gittikten sonra nefes almasını öğrendim. Nasıl nefes alınıp nasıl nefes verilir? Bunu öğrendim. Ve hiçbir zaman da aksatılmasın. Ve çok çok yararı var. Nakil bekleyen hastalara. Çok pozitif bir kişisiniz. Süreçte de hep öyleydiniz. Böyle olmak da açıkçası kazandırıyor. Evet. Birçok kişiye de örnek olarak da göstermiştik. Bu pozitifliğiniz umarım hep devam eder. Fayda gördünüz. Biz de çok mutlu olduk bu süreçte. Evet, evet hocam. Ben yani pozitifliğimi de devam ettiriyorum hala da. Hiç yani şey yapmıyorum. Ödün vermiyorum hiçbir şeyden. Çünkü hocam yani bu akciğer hastalığının sonu belli. Yani eğer hayata pozitif bakarsanız her şey daha iyi oluyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ben başka bir soru daha sorabilir miyim hocam size? Şöyle bir soru gelmiş dahası. PAH hastalığında nakil ne zaman gerçekleşiyor? Hastalığın son evresine ne kadar beklemek doğru? Yani son evresini beklemek ne kadar doğru diye soruyor. Yani daha mı çok belki benim verebileceğim cevaplar değil, daha çok nakil ekibinin konusuna giriyor açıkçası. Bu hastalıklar uzun vadede takip gerektiren hastalıklar. Dolayısıyla bu takip sürecinde aday gösterilecektir. Konseyler oluşturuluyor. Mutlaka merkezlerden takip edilen hastalar oluyor. Öncelikle öyle söyleyeyim. Bu hastaların nakil süreci için çok özel bir yorum yapamayacağım açıkçası. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu hastalarda pulmoner rehabilitasyon da olabilir. Yani kardiyak fonksiyonlar açısından hani dikkatli takiplerle bu hastalar da aday hastalardır. Ama her hasta zaten farklıdır. Her hastaya özgü programlar oluşturmak gerekir. Hiçbir hasta kendini başka bir hastayla kıyaslamasın. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Yani her hastaya hastaya özgü bir mantıkla, bir terzi mantığıyla bir program oluşturmaya çalışıyoruz. Her hastalığın yapısı, hastada oluşturduğu etkiler farklı oluyor. Pulmoner hipertansiyon ve nakil, bunlar daha çok hani nakille ilgilenen arkadaşların özel konularıdır diye düşünüyorum. Bu konuya ben girdiğim bu soruları onlara yöneltelim. Peki hocam, Alzheimer'de de durum aynı mıdır rehabilitasyon açısından? Yani hani bizim kalbimizde bir delik olmasından dolayı, evet, hani daha bir farklı şöyle, mı? Şöyle, biz göğüs hastalıkları uzmanıyız ve bizim hastalık grubumuz başlıca göğüs hastalıklarının kronik göğüs hastalıkları oluyor. Kardiyak hastalıklarda işin içerisinde biraz daha kardiyopulmoner rehabilitasyon, hastanın daha sıkı monitorizasyonu, mutlaka kardiyolog takibinin desteği gerekiyor. Dolayısıyla hastalık grubuna göre belki merkezlerde farklı farklı yapılanmalar da oluşacaktır. Biz daha çok kronik akciğer hastalıklarıyla tecrübemiz var, öyle söyleyeyim. O hastaların takibini yapıyoruz. Anladım. Teşekkür ederiz hocam.
Ben de bir taraftan sorulara bakmaya çalışıyorum ama. Mistositozis hastalığı. Evet, nakile aday olabilecek pek çok kronik akciğer hastalığı var aslında. Burada şu hastalık kesin olur olmaz deme gibi bir durumumuz yok. Bu hastaların takip eden hekim tarafından değerlendirilip nakile yönlendirilmeleri söz konusu ve burada bir uygunluk olup olmaması aslında daha uygun olacaktı. Evet, bu hastalar nakile yönlendirilen hastalarda tabii ki rehabilitasyon için aday hastalar oluyor. Nakil öncesinde hastanın bir düzen içerisinde bir program içerisinde bir programa dahil olması, bir düzen egzersiz programına dahil olması, nakil öncesi ve nakil daha çok da nakil sonrasında hastanın toparlanmasına etki edecek faktörler. Çünkü nakil sonrasında hastanın akciğerinden kaynaklı solunumsal kısıtlanma ortadan kalkmakta. Fakat önceki hastalığının vücudunda yarattığı kaslarda başlayacak kas gücündeki kayıplara bağlı fonksiyonel düşüklükler hala sebat etmekte. Hastanın yeni bir akciğeri var. Nefes almakta sıkıntısı yok. Oksijen düzeyi iyi. Fakat onu ayağa kaldıracak kaslarında bir zayıflık olunca tabii ki bu da toparlanması için biraz daha zaman gerektiriyor. Bir tane soru var ama bilemiyorum şimdi sorsam mı sorsam. Gördünüz mü son soru hocam? Ömriye dava sorayım mı? Ya da Evet. siz gördünüz mü? Ben pulmonere gittim. 3 ay tamamladım. 110 verdi. Az koca ama bildiğim kadar gelemezsen evde yürü. Gelebildiğin kadar gelemezsen evde yürü dedi. Yürüyorum ama kalp atışım 150 oluyor. 2 dakika sonra bunun nedeni nedir acaba hocam diye sormuş. Tamamını çok anlayamadım ama çok çabuk bir nabızda artış oluyorsa aslında bazı sıkıntılar olabilir. Burada bir hem kardiyak hem de göğüs açısından bir görünmesinde fayda var. Yani daha önceden nabzı anladığım kadarıyla daha yavaştı. Şimdi nabızda bir hızlanma var. Oksijen mi düşüyor? Kardiyak bir durumu değerlendirmek lazım açıkçası. Yani burada onun cevabını vermemiz çok mümkün değil. Şöyle her zamankinden farklı olan bir şey varsa günlük hayatta o zaman hekime gitmek lazım. Evet, kronik akciğer Farklı. hastalıklarında bir nefes darlığı vardır. Her zamankinden farklı bir hadise varsa zaten o tarz şikayetler bizim için çok önemli oluyor. Her zamankinden farklı bir nefes darlığım var. Her zamankinden farklı oldu bu sefer. Çok çabuk yorulmaya başladım demesi. Hastayı hekime getiren şikayetleri aslında çok ciddiye alıyoruz. Çünkü araya giren bir enfeksiyon oluyor. Veya başka bir hadise olmuş oluyor. Onların değerlendirilmesi lazım. Böyle bir takım şikayetler varsa da hani evde bu şikayetlerle devam etmemek lazım. Evet, o zaman doktoruna kendisi gidecek o Tabii, zaman. tabii ki, tabii ki, tabii ki mutlaka gidilmesinde fayda var. Çünkü nabız sayısında farklı bir artıştan bahsediliyor. Hastası nakile aday mı demiş? Yani bu. Evet, PAH hastalarında akciğer nakli söz konusu oluyor. Fakat dediğim gibi bu farklı şeyler diyelim, konular diyeyim. Buna net cevap vermem çok uygun olmaz. Evet. Pandemide pulmoner rehabilitasyon devam ediyor mu? Pandemide şöyle başladığımız hastaların bir kısmını bildiğimiz hastalarda evden bu kısmına bizim ulaşıp telefonla takip yaptığımız hastalarımız oldu. Pandeminin etkisine göre esnediğimiz günler oldu. Şu günlerde ara verdik açıkçası. Vaka durumuna göre hastalarımızla bizim bir iletişimimiz devam ediyor. Yasaklar kalkınca diyelim ya da o pandemi sürecinde bir rahatlama gördüğümüz zaman tekrar başlıyoruz. Önceliğimiz mutlaka nakil adayları oluyor.
mutlaka onlarla bir iletişime geçmeyi planlıyoruz. Ama ekstra günler yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda o tedbirli olmamız gerekiyor. Eğer böyle bir durumları varsa hastane kanalıyla da bize ulaşabilirler ya da pulmoner rehabilitasyon olan diğer yerlere ulaştıkları zaman o bilgileri daha sağlıklı alabilirler hastanelerden. Evet, bu arada kronik hastalıkları olanlara biliyorsunuz, duymuşsunuzdur belki hocam, aşılar çıkmaya başladı ve soruyorlar ki aşı olmalı mıyız diye hala soruyorlar ama aşıyı sanırım herkes öneriyoruz. Aşı var. Evet, aşı ülkemizde var. Aşıyı öneriyoruz. Yaş gruplarına göre başlandı. Şimdi diğer risk gruplarına da geldi. Bizler aşı olduk. Ne kadar çok aşılanırsak o kadar toplum açısından da faydalı olacaktır. Bir sene geçti, henüz süreç tamamen bitmedi. O yüzden aşı var, sıranız gelmişse olmanızı öneririz. Hocam peki siz pulmoner rehabilitasyonda en çok sevdiğiniz hasta türü nasıl? Yani ne tür hastaları daha çok seviyorsunuz mesela? Hastalar değişiyor. Şöyle söyleyeyim, pulmoner ilk görüşmede öncelikle pulmoner rehabilitasyon nedir? Hasta bilmeden geliyor, yönlendirilmiş oluyor. Bazen şöyle oluyor, bir test yaptırıp geri gideceğini sanabiliyor hasta. Dolayısıyla birbirimize alışmamız birkaç görüşme alabiliyor. O birkaç görüşmeden sonra da birbirimizi tanıyoruz. Onların kafalarındaki soru işaretleri yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Bizler hastaları tanımaya başlıyoruz. Kronik hastalık demek yanında endişe, korku gibi durumları doğuran hastalıklardır, tablolardır açıkçası. Dolayısıyla bunların bir de insan bilmediği şeyden korkar. Evet. Hastalık eğitiminde bunu anlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Neler yaşanabileceğini, bizim nelerde, hangi aşamalarda faydalı olabileceğimizden bahsetmeye çalışıyoruz. Bu bir süreç. Hasta da, biz de hastayı tanıyoruz, şikayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Neleri değiştirebiliriz, nelerde katkımız var, onları nerelerde destek verebiliriz öğrenmeye çalışıyoruz. Ve sonrasında da bir aile oluyoruz, öyle söyleyeyim. Bağlantılarımız hep devam ediyor. Bizim için önerilerimizi önemseyen hastalar tabii ki. Çünkü bu bir davranış değişikliğidir. Uluslararası tanımlamada da amaç odur ve kazanımların korunmasıdır. Oktay Bey'in dediği gibi hastanede egzersiz yapıyordum, sonra evde de devam ediyordum. Amaç bu. Oradaki kazanımları günlük hayatta devam ettirebilmek. Sonucunda da Oktay Bey gibi kazanımların hayat kalitesini arttırması söz konusu. Bizim amacımız bu açıkçası. Hayatın içinde olunmasını sağlamak, kronik hastalıklarda eve tamamen kapanması değil. Hayatın içinde yer alan bireyler olunması. Bütün hastalıklar için amaç budur aslında. Peki hocam, Ayfer Hanım şöyle demiş. Pandemi bittikten sonra bizler yine akciğer nakli olanlar olarak da pulmoner rehabilitasyon almak istiyoruz demiş. Böyle bir şey hani gerekli mi, mümkün mü diye sorayım. Şöyle, eğer daha önceden akciğer pulmoner rehabilitasyon programına katılıp akciğer nakli tamamlamış olmuş. O hastalar için şöyle olabilir. Tabii ki bir değerlendirmeden geçirilip onlara uygun bir program olabilir. Onlara göre bir program, bir yol bulabiliriz. Eksiklikler neler ya da ne diyelim, hangi egzersizlerde düşüklükleri var, nasıl önerileri, ihtiyaçları var. Bu açıdan fizyoterapistlerimiz değerlendirir. Biz hasta genel performans açısından, hastanın genel durumu açısından bakarız ve bir program oluşturabiliriz. Nakil sonrasında da takip ettiğimiz hastaların bir düzenli kontrolleri ve rehabilitasyon açısından bizim yaptığımız kontrolleri diyeyim, nakil ekibinin yaptıklarının dışında vardı. Orada da bir egzersiz performansında bir gerileme mi var, sürece bakıyoruz. Hastanın kilo alması, vermesi gibi durumlar da olabiliyor. Araya giren hadiseler genel performansı etkileyebiliyor, öyle söyleyeyim. Pandemi bittikten sonra bunlar için tabii ki. Peki ben Oktay Bey'e bir soru yöneltebilir miyim? Akciğer nakli olduktan sonra mesela 3 yıl nakil beklediniz.
Tabii ki o evreye kadar yine sıkıntılı dönemleriniz vardı ve akciğer nakli oldunuz. Yeniden sağlığınıza mı kavuştunuz diyeyim? Yani daha iyi bir yaşama kavuştunuz. Bu nasıl bir duygu? Hayatınızda nakille birlikte neler değişti mesela? Yani hayatımda yeniden doğmak gibi bir şeydi benim için. Evet, az önce Yani birisi daha aynı şeyi yazmıştı. neler değişti? Birçok şey değişti. Yani birçok şey değişti. Ben yürümeyi çok seven bir insandım. Hiç yürüyemez olmuştum. Gezmeyi çok severdim. Gezemiyordum. Yani tamamen eve bağımlı kalmış gibiydim. Yani rahat hareket edemiyordum. Ve nakilden sonra bana ikinci bir hayat oldu bu. Yani ben nakilden evvel 24 saat oksijen alıyordum. Yani oksijensiz kesinlikle duramazdım. Tamamen oksijenden uzaklaştım. İstediğim hareketleri yapıyorum, istediğim yerlere gidiyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda ben Şile'de yaşıyorum, bir köy hayatı yaşıyorum. Mesela çıkarım hiç durmadan bir saat yürüyorum. Ormanlık bölgedeyim. İstediğim şekilde gezerim, gozarım, yürürüm. Yani çok rahatım o konuda. Hele bu pandemide çok rahattım. Şehirde değil de köy yerinde durmak daha iyiydi benim için. Yani rahatım. İkinci bir hayatı yaşıyorum yeniden. Rahat nefes alabiliyorum artık. Rahat, rahat top da oynuyorum bir de. Top da oynuyorum kendi kendime. Yani o en çok sevdiğim şey top oynamaktı. Oynayamıyordum. Ona dahi başladım, öyle söyleyeyim size. Maşallah. Sağ olun. Sizin hayatınıza bakınca ben üç evre görüyorum aslında. Önce bir sağlıklıydınız zaten. Öyle dünyaya geldiniz. Öyle hayatınız bir süre devam etti. Bu birinci Evet. evresi. İkinci evre hastalıkla tanışmanız. Yani o herhalde hayatınızın En yani daha kötü evet. Sonra tekrar sağlığınızla kavuştunuz. Bu tekrar üç sağ olun. evreyi mesela o hastalanıncaya kadar siz nasıl bir insandınız? Hayata nasıl bakıyordunuz? Ben hastalanıncaya kadar yine hep pozitiftim her şeye. Umursamaz bir insandım. Yani hayatı çok rahat yaşardım. Yani kafama bir şey takmazdım. Çok rahat hareketler ederdim. İstediğimi de yapan bir insandım. Yani şu anda canım ne istese, bir yere gideceksem o anda giderdim yani. Hiç durmazdım. İstediğim her şeyi yapardım. Hastalanınca tabii şey oldum. Duruldum. Yani kısıtlandım. Tamamen birçok şeyden kısıtlandım. Ya, kısıtlandım ama yine gezmelerime devam ediyordum. Yani pulmonere başladıktan sonra tabii. Pulmonere başlayıp rahat rahat nefes almayı öğrendik. Nasıl nefes alıp vermeyeceğim. Bir de benim taşıma oksijen makinem vardı. Evet. Onun da çok büyük faydası vardı. Yani o şekilde yine hastalanmadan evvel yaptıklarımın dörtte birini yine yapmaya çalışıyordum hastayken de. Şöyle bir soru gelmiş. Nakilden sonra ilk ne yapmayı istediniz Oktay Bey diye sormuşlar. Nakilden sonra ilk ne yapmak istedim? Herhalde ayıp olmaz, çok rahat bir banyo yapmak istedim. Rahat nefes alarak, yani uzun bir müddet kalarak. Çünkü nakilden evvel bu imkanlarımız hiçbiri yoktu. Yani 2 dakika, 3 dakika suyun altında duramıyordunuz. Öyle çok kötüydü yani. Yani sıcak suyda o gördüğünüz zaman o buharla beraber tamamen tıkanıyordunuz. Oydu benim en büyük şeyim, oydu. Öyle söyleyeyim. Evet. Ben de sorulara bakmaya çalışıyorum. Oktay Bey, bütün ekibin size selamı var. Bunu iletmemi istediler, unutmadan söyleyeyim. Sağ olsunlar. Ben de hepsine selam söylüyorum. Atlamadığınız soru var mı diye bakmaya çalışıyorum bir Ben de taraftan. takip etmeye çalıştım hocam. Kaçırmadık inşallah. Kaçırdığımız olduysa da isim doğru mu? Yanlış okuyabilirim ismi. Şöyle yazmış. Sadece yazdıklarını okuyacağım. Nakilden sonra hayatım çok değişti. Yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz diye yazmış.
Siz de aynı şeyi söylediniz. Burada organ bağışının aslında ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Sizin anlattıklarınızla da anlıyoruz. Yani bir insanın hayatını hangi noktadan nereye getirdiğini görebiliyoruz. Dediniz ki banyo bile yapamıyorken ilk en büyük hayalim kendi kendime banyo yapmak, duş almak dediniz. Yani bu kadar basit bir şeyi bile hani yapamaz hale geldiniz aslında. Ve nakil sonrasında da siz bunu yapabiliyor hale geldiniz. O yüzden gerçekten inşallah insanlar daha duyarlı olur. Ve sizin gibi ileride belki biz de aynı sorunlarla karşılaşacağız. Bizim gibi hastaların derdine derman olurlar diye ümit ediyorum. Herkes o yüzden organ bağışına davet ediyoruz. Hepimizin, yani sağlıklı olsanız da bir gün organa, işte Oktay Bey'de olduğu gibi sizin de organa ihtiyacınız olabilir. En sevdiğiniz insanın da olabilir. O yüzden hepimizin sanırım bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evet, bu konuda farkındalık da her geçen gün artıyor. Ama daha da tabii ki artması ne diyelim amacımız olsun, şey olsun, hedefimiz olsun. Aslında ben şöyle olmasını isterdim. Nakil olan insanların yeniden o hayata kavuşuyorlar ya. Bu konuda daha çok hani ön planda olmalarını ve nakil olacak olmaya muhtaç benim gibi yarın bir gün nakil olması gereken hastaların da yine kendilerini hani göstermeleri, dertlerini anlatmaları, bu durumu hani belki en iyi açıklayacak olan kişiler biziz. Nakile ihtiyaç olan ve nakil sonrasında yeniden yaşama kavuşan insanlar belki bunu daha iyi anlatabilir topluma diye düşünüyorum. Daha fazla farkındalık yaratabilir. Tabii ki siz doktorlarımız, hocalarımız sayesinde de hani daha bilinçli bir şekilde ilerleyebiliriz bu süreçte diye düşünüyorum. Doğru. Nakil adaylığı ve nakil sonrası süreci bazı tahminlerimiz olabilir ama tabii ki hastalığı yaşamak bambaşka duygulardır. Bambaşka gelen sıkıntılar, duygu durumları, yaşanılan psikolojik sıkıntıları tabii ki tamamını hayal etmemiz çok mümkün değil. Hekim olarak da insan olarak da hepimizin dolayısıyla nakil sürecinde sürecini yaşamış kişilerin tecrübeleri çok önemli. Bunlar aslında bizim için de oldukça önemli. Bizlerin hasta takiplerindeki tecrübemizi de arttıracak durumlar. Bu süreç gerçekten önemli bunların paylaşılması. Evet. Şimdi Zihni Ceylan şöyle bir soru sormuş hocam. Ben yüksek rakım olduğu yerde yaşıyorum ama aldığım bilgilere göre yüksek yerde yaşamak oksijeni etkiliyormuş. Ne kadar doğru? Doğru, şöyle doğru. Yükseklerde oksijen basıncı daha azdır dağlarda. Anadolu'da da nerede yaşıyorum Zihni Bey? Bir şey söyledi mi? İstanbul deniz seviyesinde Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardın bölgelerde şehirlerin rakımları yükseliyor. Evet, buralarda sıkıntılar yaşanabilir. Oksijen düzeyi İstanbul'da normal olup Sivas'ta, Erzurum, Kars buralardan belki örnek vereceğim ama diğer illerde memlekete gittiğince artık nefesin daralıyor diyen hastalar oldu mu soru. Yani biz de artık aşağı yukarı rakımlarını biliyoruz. Doğrudur. Mutlaka oksijen desteği almak gerekir ya da uzun süre artık o mekanlarda bulunamayabilirler. Onları yüksek irtifa rahatsız edebilir. Şöyle söyleyeyim hocam ben de bununla ilgili. Ben şu an Ordu Ünye'de oturuyorum. Deniz seviyesi burası. Ama benim köyüm biraz daha karasal bölgeye doğru, Ordu'nun biraz daha yüksek rakımlı. Binin üzerinde ama ne kadar hatırlamıyorum. Oraya gidince mesela biraz da hava pusluysa ben kesinlikle nefes darlığı çekiyorum ve hemen kaçıyorum. Çünkü evet, gerçekten çıktıktan sonra evet başlar. Evet, ben de nefes darlığı çekmeye başladığım an kaçıyorum. Hava puslandığı zaman daha kötü oluyor. Yani hani güneşliyken onu çok hissetmiyorum. Ama ne zaman ki biraz soğuyor, puslanıyor ki bizim orası da hep öyle o kısım. Bir de rutubet artıyor sizin orada. Evet, öyle diyelim. Aynen, muhtemelen. O şekilde. Onlar etkileyen faktörler. Evet, ben de kaçıyorum. Bazen şöyle oluyor. İstanbul'a geldim, rahat ettim.
memlekete gittim, rahat değilim. Bunların hepsini, yani çoğu hastamızda irtifaya bağlı oluyor. Burada da şu önemli, eğer bir oksijen cihazı kullanıyorsanız, oksijen vücutta depolanan bir gaz değil ve evet, oksijen düşmesi arzu ettiğimiz bir durum değil. Vücudu burada riske sokmamak lazım, strese sokmamak lazım. Bu da bir bilinç aslında, oksijen kullanmak da. Evet, cihazlar büyük, taşınmasında çok portatif cihazlar çok yaygın değil maalesef. Fakat elimizde bunlar var. Özellikle şehirler arası seyahatlerde bu bilinçli olmalıyız. Cihazların bir yerde bırakılması çok uygun değil. Kişi için çok uygun değil. Seyahatlerde ihtiyaç duyulabilir. Trafikte kalınabilir en basitinden. Bunların hepsi panik, korku durumları da zaten oksijeni arttıracak durumlardır. Dolayısıyla yani kronik akciğer hastalıklarında, kronik solunum yetmezliği olan bireylerde bunlar da önemli. Yaşam kalitesini etkileyen durumlar olacaktır açıkçası. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bunları da sık sık anlatıyoruz hastalarımıza. Küçük cihazlar tabii ki taşınması kolay ama elimizde bir oksijen tüpü ve konsantratör cihazı var şu anda. Dolayısıyla hayat tarzımızı ya da bir yerden bir yere seyahat ederken de evet, bu cihazları da götürmek gerek, bakımı, taşınma, nerede muhafaza edeceğiz, nasıl olacak, bunları da hep düşünmek lazım aslında. Bana uyku da çok etki ediyor hocam. Mesela ben az uyuduğum zaman nefes darlığı çekiyorum o gün. Ama iyi uyursam, uykumu iyi alırsam o zaman daha rahatım mesela. Çok fark ediyor. Gerçi benim oksijen saturasyonum oldukça düşük. 75'lerde en iyi hali. Bu yürürken, hareket ederken daha da düşüyor. Ama tabii ki eğer iyi uyuyamazsam bu daha kötü bir gün geçirmeme sebep olabiliyor. Hepimiz için öyle ama daha hassas olduğunuz için sizi daha etkileyebilir açıkçası. Çünkü uyku düzensizliği ya da uyku, bunların hepsi bağışıklığı da, vücudun dengesini de, tansiyonumuzu da, kalbi, her şeyimizi etkileyen yapılar açıkçası. Uyku çok önemli bir olay hayatımızda. Bunlar bu dikkat etmek de önemli. Teşekkür ederiz hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Gece neden oksijen düşer diye soruyor. Ben uyku sırasında yaşamsal faaliyetlerimizin çoğu azalır. Uykuda bazen şöyle düşünülebilir, hareket etmiyorum, oksijen takmayabilirim. Fakat uykuda solunumumuz da yüze yerleşir. Dolayısıyla oksijen düşer. Oksijen kullanan bir, oksijen ihtiyacı olan bir kronik solunum yetmezliği hastasında daha da düşer. O yüzden gece oksijen desteği almak oldukça önemlidir. Egzersiz tavsiyelerini biz fizyoterapist arkadaşlar birlikte çalışıyoruz demiştim. Hastalarımızı değerlendirip onlara uygun egzersizler de öneriyorlar. Şöyle söyleyeyim, pulmoner hipertansiyonu olan bir hastanın yapacağı egzersizlerde ağırlık kaldırma gibi önerilerimiz çok olmayabiliyor açıkçası. Ne kadar egzersiz yapılacağı, bunların hepsi kişiye göre planlanan şeylerdir. Ama şunu de söyleyebilirim, ağır, sizi zorlayan bir egzersiz hiçbir zaman önerilmez. Hiçbir zaman saatlerce koşun, saatlerce yürü, böyle öneriler yoktur. Bizi hastalarımız önerimizde zorlandığınızda bırakmaktır. Yani ağrın üzerine çıkmamaktır. Bunun bir faydası, zorlamak olur daha doğrusu vücudu. Önerimiz o düzeyde değil. Eğer bir oksijen desteği kullanılıyorsa da, evde bir yürüyüş yapılacaksa, bir banyo, mutlaka oksijen desteğini de almak gerekir. Yaptığımız her hareket oksijen ihtiyacımızı arttıracaktır. Banyoda bunlardan bir tanesi. Banyo yapmak, yemek yemek, bunlar oksijen ihtiyacını arttıran faaliyetlerdir. Evde oksijen takmadan yürüyüş yapayım, bunu önermiyorum. Pulmoner, Derya Yıldırım, pulmoner kaç seans yapılmalıdır demiş.
Pulmoner rehabilitasyonda biz 6-8 hafta gibi, yani toplam 16 seans gibi planlıyoruz. Ama nakil adaylarını bu program tamamlandıktan sonra da uzatıyoruz. Yani aslında nakile kadar, mümkün olduğu kadar bu bağı koparmamaya çalışıyoruz ki hasta da bir motivasyon düşüklüğü de olmasın. Buna önem gösteriyoruz. Yani o pulmoner rehabilitasyonu 16 seans tamamladım, bittim değil. Sonrasında da evet, nakile kadar bu süreç devam edecektir. Ara ara kontrollerle mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. İpek Hanım, pulmonerden test kağıdı almıştım. Depresyon bunalım testi 3 puan aldım. İyi mi? Onları hep hasta bazlı konuşalım. Yani onlar bambaşka şeyler. Şöyle söyleyeyim size. Uçak seyahatiyle ilgili bir soru var. Bunu ben söyleyeyim. Uçak seyahatleri riskli mi? Cihaz kullanılıyorsa uçak seyahatinde oksijen desteği almak gerekir. Ama kendi oksijeninizi değil, hava yolu şirketine önceden haber vermek gerekir. Çünkü kendi cihazınızı kullanmanıza izin vermeyebilirler uçağın güvenliği açısından. Önceden bir hazırlık yapmak gerekebilir. O yüzden oksijen kullanan kişilerde uçak seyahatlerinde de oksijen desteği gerekebilecektir. Çünkü uçağın içindeki oksijen basıncı da ayarlanan bir basınçtır. Ve irtifa değişikliklerini etkilenilebilir. Oksijen takviyesi almak gerekebilir uçak yolculuklarında. Bunun için de takip eden ya da bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmaları gerekebilir. Bazen bir havayolu şirketlerine vermek üzere bir yazı da verebiliyoruz. Genç yaşta nakil olmak kolaylık sağlar mı diye bir soru gelmiş. Bu farklı hastalıklara bağlı. Erken yaşlarda ve daha ileri yaşlarda çıkan hastalıklar var. Bu herhalde hastalığın doğasıyla da alakalı olacaktır. Bu arada ben sizin aracılığınızla Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Zuhal hocamıza, Zuhal Karakurt'a çok selamlarımızı gönderiyorum derneğimiz adına. Ben de iletirim. Teşekkür ederiz hocam. Bazı havayolu şirketlerinin hizmeti var diye herhalde onu da belirtmişler. Pulmoner fibrozis tanısı alan bir hasta için bir soru var. Şimdi bunlar özel hastalıklar ve takip gerektiren hastalıklar. Onu söyleyebilirim. Mutlaka takip eden hekimle bir iletişim içerisinde olmanızı, şikayetlerinizi onlarla paylaşmanızı öneririm. Uzun bir süreç. Özel hastalıklar, özel şikayetler olabiliyor. Dolayısıyla da bazen şehirler arası seyahat zaten şu anda çok uygun mu? Burada hekimle hastalık konusunda daha iletişim içerisinde olmanızı öneririm. Hocam şu soruyu gördünüz mü? Tuğrul Bey sormuş. Hocam nakilden sonra uçağa binebilir miyiz? 18 ay oldu demiş. Bunun için özel bir şey var mı bilmiyorum. Nakil sonrasında belirtilen. Oksijen seviyesi iyi. Onun için özel bir şey var mı ben de bilmiyorum açıkçası.
sorulara bakıyorum bir tarafta. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Yakaladıklarımı sormaya çalışıyorum hocam. Eşim ipa hastası, veletri kullanıyoruz. Covid aşısı olabilir mi? Aslında cevapladık bunu. Cevapladınız evet. Yani. Oktay Bey, nakil bekleyen arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir demişler. Evet, tavsiyeleriniz nelerdir Oktay Bey? Ümitlerini kaybetmesinler. Elbet bu pandemi azalacak, nakiller çoğalacak. İnşallah. Tabii, hepimizin dileği, umudu o. O İnşallah yönde. Organ bağışı da çoğalacak. Tek ümidimiz o. Peki. Hocam evet, biz ne kadar organ bağışı çoğalırsa o kadar aday çıkabilir. O kadar aday da organ karşılığını bulabilir açıkçası. Amacımız o. Beni yormadınız. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Umarım hocam, ben yardımcı olabilmişimdir. Tabii ki çok bilgilendik sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah İstanbul'a geldiğimde ben de sizi rahatsız etmek isterim. Rica ederim. Bazı hastalık ve bazı soruların cevapları çok net değildir. Bu soruların cevapları hastalığa göre, hastaya göre değiştiği için her soruyu burada çok net cevaplayamayabiliriz açıkçası. Her bambaşka koşulları olabiliyor hastaların. O yüzden de yani hastalıklar konusunda öyle çok net cevaplarımız burada çok uygun olmayacaktır, öyle söyleyeyim. Haklısınız hocam. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben Herkes buradan teşekkür çok ederim. memnun kalmış. Sizlere teşekkürlerini gönderiyorlar. Biz de hem derneğimiz adına hem ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Sizinle Rica tanıştığıma ederim. bu şekilde de olsa çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Oktay Bey'e de teşekkür ediyoruz katıldığı için. Alın ben de Söylemek teşekkür ederim. Hastalara sağ olun hocam. Nakil bekleyen hastalara hiçbir zaman ümitlerini kaybetmesinler. Her zaman her şey olabilir. Her an nakil çıkabilir. Buradan nakil yapan hocalarımıza da selamlarımızı gönderelim. Ellerine, emeklerine sağlık. Hepsi evet, çok büyük kesinlikle uğraşı veriyorlar bu süreçte. Emekleri çok büyük Türkiye'deki organ nakli ekibinin. Hepsinin emeği yeri çok büyük, çok fazla. Buradan onlara da ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kesinlikle bizlerin umudu onlar zaten, hepinizsiniz. Sırayla hepiniz yani bizlerin umudusunuz. Bizim gidebileceğimiz hani sıkıntı yaşadığımızda biz direkt sizlerin kapısını çalıyoruz. İyi ki varsınız hocam. İyi ki varlar onlar da. Çünkü yarın bir gün nakile ihtiyaç duyduğumuzda onların kapısını çalacağız. Çok teşekkürler herkese. Çok o zaman sağ olun ben derneğe çok güzel tekrar teşekkür ediyorum. Ben takip ediyorum sizin projelerinizi. Gerçekten çok faydalı. Bayağı da aktifsiniz. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir programda yine görüşmek dileğiyle. İnşallah. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Allah'a sağ olun. Emanet İyi olun. İyi akşamlar. Akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.